Star Trek yine buradayız. 17. bölümdeyiz. 3. sezonda 17. bölümü Sins of the Father. Evet bu bölümde sevgili Worf'umuzun e, hikayesi var ama bölüm Worf'un hikayesiyle başlıyor. Bölüm aslında geçmiş bölümlere bir referansla başlıyor. Riker'ın daha önceki şu an bölüm adını asla hatırlamıyorum. Riker'ın bir Klingon gemisine e, ya kaptan yardımcısı olarak şeyde ne deniyordu? Öğrenci değişimi gibi bir şey yapılıyor ya yurt dışına Pah. gidiyor. Pah. <laughs> pah. Bilmiyorum. Şu an klingonca sesler çıkarıyorum. <laughs> pah gemisine gidiyordu ama onu hatırlıyorum. Evet Pah'a gittiği böyle öğrenci değişimiyle gittiği ve orada yardımcı komutanlık yaptığı bir bölüm vardı. O bölümün şimdi tam tersi olarak da bir klingonlu olan Körn. Klingon Commander Körn ya da Kurn nasıl okunuyordu onu da unuttum. O geliyor Pah gemisinden ben size diyor yardımcı komutanlık yapacağım. Böyle havasını atıyor. Böyle karizmatik karizmatik geliyor. Ama anlıyoruz ki Karn'da e, ya da Kurn'da şeyin kardeşi. Worf'un kardeşi çıkıyor. Ve olaylar gelişiyor. Anlıyoruz ki bu bölümle beraber Klingon tırt bir ırkmış abi. <laughs> bu kadar bize dediler ki biz delikanlılık, işte adalet biz böyle güçlüyüz. anırımız için yaşarız falan. Ama abi işte aileler güçlü biliyorsun değil mi? Para var şimdi bizde. Yani... <laughs> Ne kadar tanıdık evet, evet. ne kadar tanıdık şeyler. <laughs> bu biraz evet. Yani ilginç bir bölüm değil mi? Yani iki i̇lginç. açıdan ilginç bir bölüm. İlk açıdan şu. Bölüm hiç başladığı gibi bitmiyor. Yani ben bölüm başında şey oldum böyle. Hadi yine Klingon'dan adam gelecek, öyle davranacak, gev, öyle gev yapacak. yapacak. <laughs> Arkadaşlarımız falan denicek, bitecek hep çünkü öyle oluyor ya. Klingon bölümleri bu noktaya kadar hep böyle geldi. Maalesef. Ee, hep şey işte Klingon geliyor. İşte bizimkiler kibar bunlar sert. İşte bunlar öpüşüyor onlar sevişiyor. Onlar yırtıyor birbirini falan. Hep böyle bir <laughs> Klingon gelecek. <laughs> bunlar böcek yiyor bizimki ananas yiyor falan. Hep. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Ve ciddi ciddi bu bölüm bir süre öyle gidiyor anladın mı? Geliyor böyle oraya buraya atar yapıyor. Seni diyor öldürdüm bizim gemide dostuyduk ama öldürmedim diyor. Tavuk soruyorlar. O ne ya tavuk mu? E, avyar e, falan diyor böyle. Okey Klingon dedim. Sonra bir anda Aa ben senin kardeşinime falan geldi olay. Evet. Ve bambaşka bir yere döndü. Hiç beklemiyordum Yani aslında bu twist benim hoşuma gitti. Çünkü Klingon bölümü aslında sıkmaya başlamıştı şimdi. Yani benim kafamda Klingon bölümü diye kodlanmış şeyler var. Maalesef o Ve bu Klingon bölümleri 3 tane oldu, 5 tane oldu. Tamam artık 6.sı sıkacak gibiydi. Herifler de tuhaf bir şekilde işte herhalde onun kararını vermişler. Eski bölümler misali başlatıyorlar bölümü. Sonrasında bir anda olay inanılmaz yerlere gidiyor. Worf'un eski kardeşi çıkıyor. Babası ihanette suçlanmış. Mahkeme açmışlar. Mahkemeye gidip çözmeye çalışıyorlar. İşte şeyin Worf'un itiraz etme hakkı doğuyor. Oradan böyle bir anda politika, avukatlık, iç işler. <laughs> Picard böyle cübbeler giyip arka sokaklarda gizemli birilerini aramaya başlıyor falan. Şey oldu mu böyle. Oh ne oluyor be. lan bölümün başında Havyar'a eh falan diyordu herif. Yani nereden nereye geldik? Yani aslında şöyle. Klingon'unu ilginç tutmak için yapmaları gereken şey gerçekten buydu ve yaptılar. Artık çünkü şey sıkmıştı. Her bölümde bir Klingon geliyor. Eh diyor, öh eh evet. Bir de gururluyuz buna diyor. Ona da bu mu deriz falan bir takım <laughs> sesler çıkarıyorlar. <laughs> e, tamam kardeşim anladık yani ha yani siz barbar gibi bir şeysiniz işte. <laughs> Daha ne Artık o da baymış yani. Artık dediler ki o zaman Klingonların başkentine gidelim ve hakikaten bir Klingon mahkemesine katılalım. Ee, benim aşırı coştuğum bir şey değil Klingonculuk. Öte yandan Star Trek alt kültürü içerisinde Klingonculuk diye bir şey var ciddi ciddi. Klingon dilinin eğitimini alanlar, verenler. Bu bölümler aslında şey konusunda işe yaramış. Amerika'da oralarda bir yerde bir sürü insan Klingonları ayrı bir kültür olarak kabul edecek kadar sevmişler. Yani anladın mı? Ayrı bir kültürü detay detay göstermeye devam ediyor. Her de biraz arttırıyor. Bu işte Sins of the Father herhalde şu ana kadar gördüğümüz aslında Klingonlara dahil en fazla şey gördüğümüz bölüm. Yani nasıl bir kültürleri vardır, nasıl bir politikaları vardır, mahkemeleri nasıl çalışır. E, çok güçlü ve yetkili karakterler görüyoruz. Öyle şey gibi değil. Ana ekrana çıkıp Picard işte gemimizi çekiyor. <laughs> <sas> <gülüyor> <gülüyor> falan demekten öteye geçiyor. Biraz konular böyle artık oturuyor bir şeyler falan. O açıdan zenginleştirici bir bölüm. Ama ne oluyor bölümün içinde dersen öyle oluyor böyle oluyor. Biraz yani. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Yani ya tabii bu bölümün en büyük oda aslında şey biraz e, nasıl diyeyim Klingonların ayağını yere bastırıyor. Biraz da bizim kafamıza doğru yaklaştırıyor onları yani. Çok da insanın uzak değiller. Abi. Çünkü dediklerine o kadar katılıyorum ki şu Klingon konusunda ben bir de hep şeyi söylüyordum ya abi çok güçlüler çok güçlüler ulan Worf gidiyor her yerde dayak yiyor falan bir gücünü de görmüyoruz hmm. böyle. Eee yapacak ölüyor falan. Ulan çok güçlüysen de çok gücünü görelim. Meğerse aslında bunun arkasında birazcık şey olduğunu da gördük. E, toksik bir durum olduğunu. Biz güçlüyüz gururluyuz derken aslında. Üfürüyorlarmış bunlar meğer ya biraz. Yani biraz üfürdüklerini gördük. Biraz ayakları yere bastı. Lan Bunlar da korkuyormuş. Bunlar da aslında e, vatan hainliği gibi işte gurur gibi e, ne bileyim işte adalet gibi şeylerin arkasına saklanıp e, aslında üç kağıt peşinde koşuyorlarmış. Ki bu biliyorsun günümüz dünyasının. Sadece Türkiye'de Hı -hı. değil birçok yerde olan bir konudur. Birisi ne kadar çok vatan, millet, bayrak falan diye bağırıyorsa onun arkasından <laughs> kötü şeyler çıkabiliyor. Ee, biraz da onu onu evet. göstermesi için iyi olmuş. Belki de Star Trek yazarları şunu düşünmüş olabilir. Lan biz evet Klingon çok sevildi ama bunları şimdi bu kadar benimsiyorum ama bunlar da o kadar da doğru değil. Yani ya bir de bütün bu Star Trek evreninde net doğru olabilecek bir karakter var sonra Data'dır çünkü duygusu yok. Diğerleri olamaz abi zaten. Q bile olamıyor yani. Ee, tabii tabii. Hiç kimse olamaz. Hiçbir yaratık olamaz. Çünkü hepsinin bir amacı var. Bir şey var. Ne bileyim bir derdi var. Kendi alanını korumaya çalışıyor. Data öyle değil. Data ne yapıyor Ya abi işte var datalar var. Veriler var. Ben okuyorum. Ben mantıklısını seçmeye çalışıyorum. Onun peşinde. O yüzden biraz böyle klingonları indirmeleri iyi oldu. Yani Romulanlar mesela daha net. Romulanlar pushed. Yani görüyorsun geliyor. İşte bak ama şimdi öyle düşünün. Şimdi öyle düşünüyorsun da şimdi Romulanlar'da da aslında şu benim hoşuma giden bir şey. E, Klingonlar hep biz çünkü Worf'tan bildiğimiz için ki aslında bu bölümde şeye güzel gönderme yapıyorlar. Duras böyle geliyor sen de Klingonum diye takılıyorsun ama ne Klingon görmüşsün hani ne Klingonlar tarafından. Ha bilmezsin gibi. falan diyor. Evet. evet o yüzden hem biz hem de Worf aslında Klingonlara dair hikayelerle büyütüldük. Yani aslında Worf yüzünden biz de öyle oluyoruz. Çünkü Worf bir şey bir şey yapmıyor. Niye yapmadın? Worf bir Klingon savaşçısı bilmem ne yapmaz falan. Hani şey gibi düşün. Böyle. Ha anladım evet. Doğru bak. Evet, anladın evet, mı? Anladım, yani Worf aslında Klingon değil. Worf ideal Klingon. Yani. Evet. Anlatılan şey Klingon'u. <laughs> evet hani sen şey gibi düşün aslında. Hiç askere katılmamışsın. Hiç askerlik yapmamışsın. Hep askerle ilgili hikayeler duymuşsun ama. İşte nasıl anlatılır asker? Sırf bizim ülke için demiyorum her ülke için. Hani anladın mı? Asker gözü pektir bilmem nedir şudur budur. Gaza gelirse. Tabii. Sen hiç askere gitmesen, askerlik bilmesen dersin ki tamam abi asker Rambo'dur, işte şeydir, robocop'tur, makine gibidir falan. Yani ateş ederken eli titriyor ama asker de insan gibi bir şey aslında. Bu yani. arada bu oluyor biliyor musun? Yani e, ben bunu gördüm. E, uzun dönem Hı. askerler hep böyle şeydir hani işte kız vermezler, işte gitmelisin, bizim için gururdur, kaynaktır, şudur budur. Böyle işte gider abi ben komando olacağım der şey yapar. İlk gün abi dövüyorlar e, gelen uzun dönemleri. E, çünkü bir sınıfçılık var abi. Ve eline paspas verip tuvalet temizletiyorlar ve adam orada ağlıyor 3 ay. Yani e, çünkü 3 aydan sonra bir üst sınıfa geçecek. <laughs> ya hiç öyle olmuyor yani olay. Yok çok doğru söyledim bu arada. Tespit çok doğru askerlik tespit. İşte. Ha o yüzden Worf da hakikaten Klingonculuk görmediği için o hep Klingon ideallerine göre yaşamaya çalışan birisi Worf. Ama gerçek Klingon öyle idealize bir yapıda değil. Yani Tabii ki bir sürü Klingon işte şeref, onur falan bunları önemsiyor ama işte yeri geldiğinde makam, mevki, güç bunlar yine devreye giriyor. Aslında bu bölüm biraz şeyi de gösteriyor. Yani Worf'un atıp tuttuğu gibi ki Worf cahil çünkü bu konuda aslında bu bölüm kardeşi diyor ya ona. Hani sen nasıl Klingonsun ya. Klingon görmedin bilmedin ki yine ama kalbinde Klingonluk kalmış falan diyor. Yani çünkü adam bu sefer işte bir Klingon şereflidir tamam babasının onuru için gerekirse ölmeye gidiyor. Mahkemenin başkanı diyor ki oğlum sen niye geldin babanın üstüne sen yürü git manyak mısın nesin diyor. Yani adam da işte şaşırıyor zaten oradaki diyaloglar çok iyi. Sen diyor Klingon mahkemesinin başkanısın sen nasıl konuşursun böyle şeyleri falan. İşte tam şey yani duvarda yazanla gerçekte olan arasındaki fark. Hani adalet mülkün temelidir. Öbür tarafta hani böyle orada başka bir konu dönüyor yani anladın mı? Gerçek yani idealize olanla gerçek olan. Kim insan idealleri göre yaşamaya çalışır kim insan gerçekleri yaşar. Worf bugün aslında klingonlukla tanışıyor bir nevi böyle. Ee, o açıdan da işte senin dediğin gibi ulan klingonlar bu kadar iyi bu kadar muhteşem madem niye evreni ele geçirmemişler açık değiller işte. Propaganda. Değil evet burada da zaten yine Picard da devreye giriyor. Picard da aslında biraz bu klingon gazıyla mı giriyor acaba hani Worf'un yanında olacağım işte senin ne çadih çadihin olacağım falan diye gelir. Çadiş. Çadişin olacağım falan diye gaza geliyor falan. Aslında yine kritik bir rolü oluyor. Yani gidip sokakta buna saldırıyorlar. 2-3 tanesini indiriyor. O diyoruz Picard'ta da iş bitmemiş yani. Biraz aksiyonu unutmuştu, unutturmuş dizi bu arada. Bu bölümle biraz Aha. geri getirdi. İyi oldu. Picard da yeniden gördük. Sağda gördük yani. O da Vallahi aslında. Bence Picard'da bir gitmeliydi. Bana ilginç geldi. kaç evet Birkaç işte. bölümdür Riker böyle bir eksik. Yani ben şey gibi düşündüm. Klingon gezegenine inilecek ve Worf için birileriyle güreşilecek falan. Bu tam Ryker'lık bir görev aslında. Ryker ama pasifize ediyor ya bu bölüm. Bence onu oradan dengelemişler. Yani görevi hmm. alıyor. Ryker böyle baba sen takılıyorsun. Bu arada gözlemcisin falan gibi oluyor ya. Hı -hı. Belki de ondan dediğin olmamış olabilir. Olabilir. Yani biraz Hı -hı. da sanki Picard'a böyle aksiyonlu roller yazmak istemişler. Gibi de geldi. <laughs> biraz hani böyle Picard'ın da kelini biraz parlatalım gibi olmuş bu bölüm böyle. Çünkü şey falan çok ekstrem abi. Herif Klingon'un arka sokaklarına, varışlarına gidip evet, Klingon'un rapçilerinin arasından falan böyle yaşlı teyzeleri oluyor çıkarıyor falan. Nereden buldun? <laughs> nereye girdin? Yani Toskoporan'a da... giriyor elinde bıçaklı. Ha, evet evet yani. Polisin giremediği mahallelere falan girip böyle bilmiyorum. Yani sen nasıl girdin ne buralara? Yani yanında Data filan olsa diyeceğim ki Data milletin beynine böyle basıyordur su gidiyorlardır Giriyorlardır da Picard tek başına girince biraz abartı gibi geldi bana. Öte i̇şte yandan işte bölümün şeyi gereği yani prodüksiyon açısından şey hoşuma gitti o yüzden. Böyle bir anda işte uzay gemisi kaptan enerjimiz azalıyor falan bunları bıraktık bayağı. İlk bölüm yani bölümün başında daha iyi tavuk mu yiyorsunuzdan başlayıp bölümün sonunda arka sokaklarda asasinlerle hançer hançer <laughs> şey, şey oldum. Oğlum ne kadar zengin Star Trek lan. Düşününce hani böyle çok hoşuma gidiyor böyle bölümler. Yani bölümün kendisi inanılmaz etkileyici bir bölüm olmamasına rağmen çok ee, nasıl diyeyim? İşte ben hep diyorum ya abi Star Trek izlemeye üçüncü sezon. Next Generation üçüncü sezonundan diye. <laughs> Çünkü böyle bölümler de var arada. Yani belki seni beni çok coşturmuyor bu bölüm ama bizlerini çok coşturuyor böyle bölüm. Anladın mı? Yani bu bir çeşittir. Adam bunu da atmış araya. Yani bu evet, yani evet. benim çok hoşuma giden bir şey açıkçası. Biraz da şey mi düşünüyorlar acaba bu sezon? Bak şimdi düşününce geriye de sarıyorum. Mesela Romulanlarla işte bizim e, kim düşmüştü onunla bizim şeye gezegene. Hı hı. hı, -hı. Hatırladın mı? Gezegene düşüp e, evet, evet, bak kaynaşıyorlardı. Romulanlarla alakalı da öyle bir şey var işte. Romulan evet. hep şerefsizdir gibi gösteriyor. E ama sonra bir tane Romulanlı komutan 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye gelip teslim olup kendi bütün kariyerini riske atıyor. Hani şerefsiz şerefsiz aynen. dediğimiz ırkın içerisinde de pırıl pırıl gençler var halbuki. ya da işte Jordi ile bir tane adam bir gezegende kalıyor. Ah bölüm aynı. İkisi doğru. de ikisi de birbirlerine propaganda ile konuşuyorlar başta. E sonra bakıyorlar hayatta kalmaya çalışan bireyler bunlar beraber kurtuluyorlar yani. Ve hatta orada bir küçük böyle dostluk kardeşlik anı yaşanıyor falan Yani aslında e, Star Trek'in burada yaptığı başta Klingon, Romulan iki boyutlu gibi gösterip. Çünkü yabancı ya onlar. Anladın mı? Hep öyledir ya. Uzak i̇şte sana Bizim yani. dünyamızda da öyledir ya. işte Rus bilmem nedir abi işte. Japon şereflidir abi bilmem ne falan. Halbuki koca bir toplum abi. Herkes var orada yani. Tabii her çeşit insan var. Ee, dışarıya yapılan propaganda ile içeriye yapın. Alman disiplini hepsi mi disiplin? Yok değil işte ama böyle bir algı var yani şey var bir durum var böyle. O biraz kaçış gibi mi ya? Bizde o yok ya bazı şeyler. Mesela ben buraya gelmeden önce bazı şeyleri öyle hissediyordum ya da ilk kez e, 15 sene önce yurt dışına çıkmadan önce ilk kez hep şey hissediyordum. Abi var ya onlar öyledir. Yani işte Japon böyledir, Alman disiplindir Fransız bizi dövecek galiba, Yunan bize bizi, bizi o Türkleri sevmez. Hepsinin tersi çıktı mesela. Ya da dediğin gibi ben tersi olabilecek insanlara rastladım. Yani Yunan'a gittim sarıldık kardeşim dedi. Ya da ne bileyim işte buraya geliyorsun ulan diyorsun Hollandalı akıllı olur diyorsun. Yok adam araba yakıyor sokağa çıkmaya yasağından dolayı. Yani geri zekalılık ya da işte diğer ırklara atfedilen şeyler biraz bizim kendimizde artık bulamadığımız şeyler mi? Onlarda mı olsun istiyoruz acaba? <laughs> de propaganda, propaganda ya. Yani her ülke kendi narratibini oluşturuyor. Propaganda tabii gerçekten. o da var. Yani ben Alman iyi. neden disiplinli diye biliniyor? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda inanılmaz disiplinli ve böyle acayip efektif şeyler yapmıyor. E sen kaybettin savaşı. Bağırarak özün bankırında. Yani aslında <laughs> bir ülkenin propaganda ile beraber ya da bir çok yeni bir kelime ama konuşuruz. Tarihte de hep şey var. Yani bir kahramanlaştırma süreci anladın mı? Yani genel bir söylem, bir naratif ortaya çıkıyor. E bütün tabii ki kültürel veya hani ırk dediğimiz şey eskiden ama şimdi ırk yerine kültür kullanmaya başladık ya çünkü evet. çıkmaya başladı. Yunanlılar Yunanlı değil, Türkler Türk değil. İşte biz Türk diyen kendine bir grup insanız falan gibi olmaya başladı. Aynen öyle. Aslında ne? birazcık bir önceki bölümdeki Lalin durumu gibi yani işte Japon olacaksan işte Japon ne olur atom bombası da patlasa sırada bekler. Biz zannediyoruz ki biz Japonya'da yaşayan 80 milyonu 80'i de sırada bekliyor. Yok mu lan Japonya'da looter? 3 kişi basıp bir yerden <laughs> alıştır kesin. Yani aslında da ne dışarıya ne yansıdığı veyahut da toplumda neyin alakalı bir şey işte. Biz bu bölüm o yüzden şeyi keşfediyoruz. Klingonlar falan deyip arkadan böyle işini döndürenler zaten bunlar anladın mı kim işte sen demin dedin ya kim böyle vatan millet bayrak diye çok fazla evet. bağırıyorsa <laughs> Çocuk öpüyor falan'a geliyor ya konu yani anladın mı? İşte birazcık? <laughs> Arkada boktan bir şey çıkıyor. Ya evet, evet. propaganda konusuna katılıyorum. Daha ama toplumsal işte biraz daha ülkeler bazı. Benim daha dedim kişisel de aslında. İşte sen evinde oturuyorsun. Fakirsin ya da ne bileyim işte o dediğin şeyleri yaşayamamışsın. Yani komşun üç kağıtçı. Patronun bilmem ne. Mesela işte Amerika'da iş buluyorsun diyorsun ki ya Amerika'daki patron disiplinidir abi. İşte paramı da verir. Ama bir gidiyorsun yok abi yine paranı vermiyor. <laughs> ya da yine sigortanı <laughs> yapmıyor anladım hani ve büyük bir hayal kırıklığı böyle. Ya yok o da aslında Amerikalı olduğu için değil işte yani aptal bir insan oldu ya da üç kağıtı dolandırıcı bir insan oldu. Kötü bir insan olduğu için. Ya yani iyilik ve kötülük kavramları aslında burada Romulan ve Krim yani Ben Romulanlara push dedim ama dediğim hani o yine yansıtmadan dolayıydı. Yani Romulan evet Romulanlardan ve... ve... özür <laughs> diler <laughs> misin? Değil mi? Çıkıyorlarmış böyle. <laughs> Kardeşim bir Fenerbahçe'den bir de Romulan'dan özür dilersen sevinirim diye. Ya onların biraz daha böyle e, algılarıyla oynamak. Yani bizim gözümüzdeki algıları oynamak için bu bölümler çok güzel oldu ya. Bakalım nereye gidecek ama göreceğiz. Var de mı var bir ya, güzel bir şey böyle? Bir, bir önceki bölümde de federasyon biraz şey ya mesela bence hatalı bir yazı ama federasyon idealize gibi göstermeye çalışıyorlar ama mesela bölümler ilerledikçe şeyi fark ediyorsun. İdeal olan Riker, Picard, Worf, Data. Sonundan diğer gemilere amirallere rastlıyorlar. Amiral geliyor böyle, çalıştırınır falan diye. Şimdi bu, yani işte anladın mı? Yani federasyonun da bazen bazı parçalarını yanlış yazıyorlar ve federasyon da aslında şey gibi gözükmeye başlıyor. Nasıl Worf ideal bir Klingon olmaya çalışıyorsa, federasyonun en idealize hali olmaya çalışıyor. İdeal değil belki de çoğu zaman böyle bir kontrast yaratıyorlar ve bu biraz işin gerçekçiliğini arttırıyor. Ve Enterprise tayfasının da şeyini arttırıyor. Ee, kıymetini arttırıyor aslında. Hani ben federasyondaki hangi gemine, gemiye kamera koysam bu derece keyifli bir video izleyeceğim gibi gelmiyor bana artık mesela. Sanki bu, bu, bu gemi özelmiş gibi gelmeye başlıyor. <laughs> Evet yani evet biraz şeyden de olabilir tabi hep onu görüyoruz diğer gemilerin bir tane bölümde vardı farklı kaptanları gördüğümüz bir tane kadın kaptan bunlar böyle bir gizli kuru toplantısı gibi bir şey yapıyorlardı ya hani orada biraz daha o farklı olabilecek şeyleri görüyorduk ama tabi oraya çok da genişleyemiyor dizide ama bilmiyorum bakalım ileride ne olacak. Okey var mı ekleyeceğim bir şey bölümü? Öyleyiz yani. O zaman 3. sezon 17. bölümde kapatıyorum 18. bölümde görüşeceğiz. O da herhalde yakında gelecek. Bugün çekiyoruz ama siz bir muhtemelen ne zaman izleyeceksiniz hiçbir fikrim yok. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>